Emekli aylığına egzam yapılmasını da içeren kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki teklif ne zaman genel kurulda görüşülecek? Egzam farkları hangi tarihte ödenecek? Detayları Nisan Korkmaz aktaracak. Nisan seni dinliyoruz. Konuş seninde söylediğin gibi SSK ve Bağkur emekli aylığına ek yapılmasına dair önerge Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi sıra teklifin genel kurul aşamasına geldi. Kanun teklifi gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak. Peki ek farkları ne zaman hesaplarda olacak? Ek farkları kanun resmi gazetede yayınlandıktan sonra emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Böylece SSK ve Bağkur emek emeklilerinin %37,57 olan Ocak ayı maaş zammı %42,57'ye yükselmiş olacak. En düşük emekli aylığı da 7500 liradan 10 bin liraya çıkacak. Ayrıca teklife göre kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600 günden 450 güne indirilecek. Sigortalının kısa çalışma Ödeneğini hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması da gerekecek. Kısa çalışma ödeneği her ayın 5'inde aylık olarak sigortalının kendisine ödenecek. Asgari ücret desteği de 700 lira olacak. Bu e, şey e, bu teklifle birlikte işte tüm bunlar içinde gözler önümüzdeki hafta meclis genel kurulunda olacak diyelim sözü sana bırakalım Tunç